Allah ben de sabahtan beri yine ölüyorum. Bir de evlilik programı. Hadi de olur. Sen ne ölüyorsun? Bülbülün çektiği dili belasıdır. Dil susmayınca boş esen olmaz. İki dinle bir söyle. Evet, hanımefendi. Siz. Efendim, sizce ben nedir? Vallahi yavrum ben bilmem. Ben köyden yeni geldim. Biz bilmeyiz de susmak neyin ama sana bir şey anlatayım. Buyurun. Bu benim oğlumdur, adı Abdullah. Bir küçükken şeye gitti, komşunun bahçesinden elik çaldı. Babası küçük bir vurdu. O gün bugündür konuşmuyor. Hele bir şeyler söyle de sana da bir şeyler anlat. Abdullah, canım benim. Niye konuşmuyorsun sen? Oğlum abiye bak ne kadar güzel anlatıyor bak. Oğlum ayıptır değil mi? Oğlum ya, bak ne güzel bir şeyler söylüyor sana. Çok tatlı. Kusura bakma Yasin abi, kusura. Kalk burada, kalk yansın sen de öyle. Bak gel. Evet, bu konuya değinecek olan var mı? Cevap verecek olan. Biz niye, neden susan bir toplumuz ya da biz niye susturulur? Buyurun hanımefendi. Susmak yalnızlık. Susmanın yalnızlık olduğunu ifade ediyor. Yalnızlık ise kişinin kendine ve çevresine yabancılaşması diyebiliriz. Evet. Başka cevap vermek istemem. Buyurun hocam. Başbakanımızın en sevdiği kelime adeta hobisi. Konuşmak da hobisi. Başka cevap vermek isteyen var mı? Ben göremiyor muyum? Canım benim, canım benim, sen bir bana, sen bir bana. Her şey oldu artık bana. Olur, öyle beni halet, yurduma işte. Çocuklar otur. Oğlum otursana. Evet çocuklar. Bugün size yepyeni bir şeyle tanıştıracağım. Bakın bu X. X demek bilinmeyen demek. Artık bundan sonra hayatınız boyunca bu X'in cevabını arayacaksınız. Üniversite kapılarından bu X ile gireceksiniz. Liselerden bu X ile mezun olacaksınız. Oyun yok. Oyun çocuklar içindir.
İş yok, hayat yok. Sevebilir, paylaşabilir ve konuşabilir.